Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bir espriyle başlayalım. Kadrolu laf atıcı Sayın Salih Çora burada. Kombinete tamam ama Ramazan Can yok. Ramazan Can'ı yok yazmak lazım. Evet değerli arkadaşlar, 10 gündür bütçe görüşülüyor, bütçe tartışılıyor. AK Parti'nin değerli milletvekilleri, sayın bakanlar her kürsüye çıktıklarında her şeyi güllük gülistanlık anlatıyorlar. Türkiye'de her şeyi çok güzel diye anlatıyorlar ama hayal alemindeler. Rüya görüyorsunuz, rüya. Millet çünkü ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Bakın, sizin bir eliniz yağda, bir eliniz balda, bir eliniz börekte ama millet kuru soğana muhtaç, kuru ekmeğe muhtaç durumda. Sizin çocuklarınız en güzel ciplere, araçlara biniyorlar. Milletin çocukları otobüslerde ayakta yolculuk dahi yapamaz hale geldiler. Sizin çocuklarınız en güzel okullarda, yurt dışlarında okuyorlar ama milletin çocuklarına bir tane tablet dağıtamadınız. Bir tane tablet. Sayın Cumhurbaşkanı müjde verecek dendi. Esnafa müjde verecek dendi. Dedik ki ya herhalde bu defa ilk kez Sayın Cumhurbaşkanı bir müjde verecek. Herkes ekran başına geçti, açıkladı, 1.000 lira. Vay vay vay. Bozdur bozdur harca. 1.000 lira ya. Ayıptır, günahtır. Sarayın Sayıştay raporuna göre günlük harcaması 10 milyon TL. Yani her gün 10 bin esnafa daha 1.000 lira verebilirdi. Peki başka? 500 lira kira yardımı verecek. Beşli çeteye milyarlarca lira vergi muafiyeti getiriyorsunuz. Ama sizin için millet değil, beşli çete önemli. Sizler saraylarınızda, sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalina hasret. Ejder meyvesi deyince Sayın Erdoğan'ın sarayda yediklerini bir sayalım, hatırlatalım isterseniz. Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli, liçi meyvesi eşliğindeymiş. Aloe vera, Starex meyvesi eşliğinde, orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşür içerisinde Çerkez tavuğu, neyse bu artık. Zencefilli somanlı sushi. Tartalet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile, yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor. Ne yiyormuş? Tartalet içerisinde humus yiyormuş. Afiyet olsun. Ye babam ye. Millet aç. Siz sarayda bunları yiyorsunuz. Sizinkiler bol bol ihale alıyor. Milletin çocukları ekmek parası için lögar temizlerken yaşamını yitiriyor, zehirleniyor. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alıyor ama milletin çocukları işsizlikten kırılıyor. İntihar ediyor. Bakın, 2002'den beri 3000'i aşkın intihar olmuş Türkiye'de. Son 17 yılda yaklaşık 5000 kişi geçinemediği için yaşamına son vermiş. Örnek mi? Erzincan'da seyyar satçı Yavuz Polat 3 Ağustos'ta zabıtanın tezgahına el koyması yüzünden intihar etmiş. Adem Yarıcı Hatay'da 2020 Şubat çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyor musunuz demiş. Valinin önünde kendini yakmış. Aynı günlerde meclisin önünde bir vatandaşımız açım aç, çocuklarım aç diye feryat etti. Van'da Hüsnü Babat intihar etti. Kardeşi Mesut Babat diyor ki maddi sıkıntıları vardı, işsizdi. Çorum 2019, 33 yaşındaki Oktay Ağa evinde kendini asarak intihar etti. Eşi dedi ki ekonomik sıkıntı yaşıyorduk. İzmir'de eşinin pazara gidelim dediği Ali Kabasakal, sen biraz oyalan ben geliyorum dedi. Banyoya gitti, kendini öldürdü, intihar etti. İnsanlar intiharın eşiğinde, insanlar intihar ediyorlar ama sizin hiçbiri umurunuzda değil. Çünkü keyfiniz yerinde. Hayat size güzel. Ondan dolayı hiçbir şeyi umursamıyorsunuz. Gelelim ambargoya. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına. Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri tek tek laf atıyorsunuz da ben toplayacağım. Toplu olarak size gereken cevap vereceğim. Merak etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım kararı uyguluyor. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte bir kınayan bildiri yayınlandı. Değerli milletvekilleri, Ecevit kadar olamıyorsunuz, Ecevit kadar. Bakın, eğer bu yaptırım kararı varsa, bu bir anlamda ambargodur. Bu ambargo varsa lafta tepki veriyorsunuz. Gerçekte tepki veremiyorsunuz. Yalancı pehlivan gibisiniz. Çıkın, rahmetli Bülent Ecevit'in tırnağın ucu kadar cesaretiniz varsa deyin ki, ey Amerika, sen bana bu yaptırımı uyguluyorsan ben de incirlik üstünü kapatıyorum deyin. Var mı yüreğiniz? Yapabilir misiniz? Hayatta yapamazsınız.
Niye biliyor musunuz? Aynı günlerde milletvekilinizi Amerika'ya gönderdiniz. Belgeleriyle ben size hemen söyleyeyim. Milletvekiliniz Amerika'da Avaneau stratejiyle, şirketle lobi anlaşması yaptı. Kendi adını söylemeyeceğim burada. Adı, imzası, her şeyi, adres olarak da beyefendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göstermiş. Milletvekiliniz Amerika'da Biden'la ilişkiye girmek için lobi firmasıyla anlaşıyor. Lobi firmasından yardım istiyor. Başka, muhtemelen birkaç gün içerisinde buraya bir kanun getirirsiniz siz. Muhtemelen getireceğiniz kanunda bir yerlere selam çakarsınız. Önümüzdeki hafta olabilir. Masak falan dersiniz, başka bir şey dersiniz ama daha çok İran'la ilgili birkaç madde sokuşturursunuz içerisine. Ondan sonra da Amerika'ya selam çakarsınız. Samimi olacaksınız. Biz başından beri diyoruz ki kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyoruz. Siz de bunu söyleyebiliyorsanız söyleyin ve İncirlik üssünü hemen hiç geç kalmadan kapatıverin de görelim. Gelelim çevreye. Çevre meselesine. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu topraklara Cumhuriyet tarihinde olsun, Osmanlı döneminde olsun yüzyıllardır gelmiş geçmiş çevre düşmanı en büyük hükümettir. Bakın, çevreyi katlediyorsunuz. Ekonomik krizi aşmak için her yeri delik deşik yaptınız. Bir yıl içerisinde 1000 tane yeni maden alanı ihalesi yaptınız. Yazıktır, günahtır diyoruz. Türkiye'yi siyanür cennet haline getirdiniz. Her yerde siyanürle altın ayrıştırma işlemi yaptırıyorsunuz. Bu harita Türkiye'nin siyanür haritasıdır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye'nin her tarafında siyanürle altın ayrıştırması yaptırıyorsunuz. Biliyorum. Sizlerin de bazı milletvekilleri bu durumdan rahatsız oluyorlar. Bu sizleri de rahatsız ediyor ama işte birileri para kazanacaklar, birileri siyanürü kullanacaklar. Kullanılan siyanür toprağa karışıyor, yeraltı kaynaklarına karışıyor ve yeraltı kaynaklarını kirletiyor. İklim krizi, su kıtlığı konuştuğu sıralarda bu kadar siyanürü sevmeniz, siyanür sever bir hükümet olmanızı anlayışla karşılayamıyoruz. Peki bu siyanürü kullanıp hani milyonlarca ağacı, Kaz Dağları'nda 3,5 milyon ağaç kesildi. Bu ağaçlar kesince ne oluyor biliyor musunuz? İşte böyle oluyor. İşte böyle oluyor. Yazıktır, günahtır. Ağaçlara kıymayın diyoruz. Dağlarımızı, derelerimizi, denizlerimizi artık yabancılara satmayın diyoruz. Kaz Dağları'nı altın için Kanadalılara verdiniz. Erzincan İliç, Kanadalılar ve Avustralyalılara verildi. Avanos, ya şu anda Avanos'ta altın için sondaj yapılıyor. Ya bir daha bir Kapadokya gelmez. Ben gittim. AK Partili belediye başkanı da geldi. O da şikayetçi. Olmaz arkadaşlar. Tarihi kent var orada. Orada altın araması yapılır mı? Kapadokya'yı bir daha nerede bulacağız? Etmeyin, eylemeyin. Lütfen artık elinizi memleketten çekin. Zaten gidiyorsunuz. Veda bütçeniz bu sizin. İnşallah önümüzdeki yıl burada biz öyle bir bütçe getireceğiz ki göreceksiniz. Türkiye'de 37 altın merkezin 37 saha izni verildi. 19'u işletme halinde ve altın aranıyor siyanürle. 27'sinde ise bakır ve gümüş aranıyor. Peki bunlar ne yapıyorlar? Aldıkları altını Türkiye'ye vermiyorlar. Türkiye'de tutmuyorlar. Sizin belgeleriniz 11. kalkınma planı ile ilgili maden raporu diyor ki 2001-2017 yıllar arasında 273 ton altın üretilmiş. Bunun sadece 55 tonu vergilendirilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı meclisin açılış konuşmasında dedi ki, aynen şöyle söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Avrupa'ya sesleniyorum. Siz değil misiniz Afrika'ya elmas, altın var diye gidip insanları öldüren dedi. Doğru söyledi. Ama yıllar sonra biri de çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na demez mi? Sen değil misin bu memleketin dağlarını, derelerini altın var diye deldiren, ağaçlarını kestiren, suyunu kirleten sen değil misin diye sormayacak mı zannediyorsunuz? Soracak. Gelelim. Son 30 saniye. Sayın Başkan da bir dakika verirse 1,5 dakika Maraş'ı konuşalım. Biraz da Kahramanmaraş'ı konuşalım değil mi? Kahramanmaraş'ta her zaman gibi kandırıldı değerli arkadaşlar. Bizim Helete diye bir beldemiz vardır. Mahalleye çevirdiniz. Maraş'ı niye sevmiyorsunuz ya? Niye sevmiyorsunuz Kahramanmaraş'ı? Yapmayın, ayıptır. Kahramanmaraş'a laf etme bir daha. Lütfen rica ediyorum. Bakın, Kahramanmaraş'ta Helete bölgesi, Helete mahallesinin suyu vardı. Aldılar, Antep'e götürdüler. Eyvallah, alsınlar. Bir şey demiyoruz. Antep %27 ucuz satıyor fiyat suyu. Maraş %55. Ona da peki. Ama Antep'te
Helete'ye söz verdiler suyu alırken. Dediler ki biz sizi ilçe yapacağız. Protokol var. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzası var. Milletvekilleri var. Antep Büyükşehir var. Protokol yapıldı. Biz dediler Helete. Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Su verildi, ilçe oldu mu? Olmadı. Önerge verdik, getirdik buraya. Dedik ki kanun teklifi Helete ilçe olsun. AK Partililerin oylarıyla reddedildi. Başka Maraş'a hızlı tren gelecek dediler. Her mitingde Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Edeler size hızlı tren gelecek diyor. Hızlı tren falan gelmedi. Teğet geçti Nurdağı'ndan. Direkt Antep'e gitti. Başka stat yapacağız dediler. Hikaye. Kocaeli'ne yapıldı, Antep'e yapıldı, Kayseri'ye yapıldı, Maraş'a stat da yapılmadı. Başka Elbistan'a havalimanı yapacağız dediler. Liman yok. Havamızı aldık. Havada kirli. Havada Avşin Elbistan termik santrali yüzünden kirli. Netice itibariyle bütçeniz yanlış bir bütçe. Maalesef haramzadelerin bütçesidir ve maalesef faizin, rantın bütçesidir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ama pek hayır getireceğine ihtimal vermiyoruz. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.